Salam Enver müəllim. Salam, salam mənə. Necəsən? Xəbər Necəsiz? nəyə? Yaxşıyam, Çox çox sağ ol, sağ necəsən? olun. Siz necəsiz? Yaxşı olsun. Mən də Allahın köməyi ilə də yavaş yavaş. Biraz bu havalar tez-tez değişir. Biraz yoksa təzgir dadım qalxır edilir. Başım ağrıyor. Fakat hiç o yavaş yavaş. Allahın köməyi ilə. Əvvəl mən sizi kino günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər zaman səsiniz kinolarımızdan gəlsin və hər zaman da iş başında olasınız. Çok sağ ol. Minnettarım. Minnettarım zaten. Çok sağ ol. Əvvəl Gösterin mən bütün halini. ümumiyyətlə, bu gün kino günündür və ümumiyyətlə maraqlıdır da hansı film gününü, kino gününü belə yadda qalan keçirmisiniz? Film günü sizin üçün yadda qalıb. Valla sözün aslı, yani sen bilirsen ki ben hemşe iş başında olmuşum. Bu Bəli. akıllara çıkmak şartı yönünde ister ki. Ve ona göre demek olar ki bütün o kilo günleri benim yadımdadır ve sevindirim ki hemşe çok böyle temtaralı geçir. Buraları çok tesbihler olsun ki bu karın önü için bağlı. Evden bari çıkmıyor, gelip gelme yok değil. Buna göre biraz böyle sakin formada geçir. Tasımına bakmayarak ki sen dostlarım beni zengi elediler, ben dostlarımla zengi elerdim, hepsini bayram, tebrik elerdim. Şimdi Allah korusun, sağlık olsun. Yardım ki Ağustos'un o yetti, ben bilirsen de aradan olur gidildi. 70 yaşım tamam olur. Bu bir. İkincisi, 55 yıllık Resul dediler. Faaliyet Bəli. gösteren bir 70 tane filmim var. 50 filmim aktör filmi. 20 filmim rejissör filmi. Ve en sevindirici bir haldır ki, tamaşaçıların məhəbbətini qazanır, hörmətini qazanır. Böyle bir böyle təmtaraqlıqla baxılan 7 oğlu sarı filmini 50 illiyim. Bəli. Ben özüm de bilirsen 55 yıllık kinosunda işleyeceğim. Sinopsis. İntihası hala yazıma gelmiş ki, hansı bir insanın birden bire 4 tane böyle yübileyi biriyle düştü. Bəli, maşallah olsun. Çünki siz bir çox filmlərimizdə çəkilmişsiniz və təbii ki, onların da yubileyini qeyd etməlisiniz və bu filmlərin içərisində ən sevdiyiniz film hansı olub? Çünki çox baş rollarda çəkilmişsiniz və ən yadda qalan obrazlarda çəkilmişsiniz. Bilirsen Allah rahmet eylesin Adet Mahmut İskenderoğlu'na eseri halde attı. Kinasu geldiğini ettim. Ben onun sayesinde geldim. Kinasu'ya dahil oldum. Yani 1965. yılında Kinasu bölgesi açtı. Ben geldim onu dahil oldum. Ve okunmalıyım ve faaliyetim hala o Kinasu'ya bağlı bak. Ve Adet Mahmut bana her şey değildi. Bana derdi ki temelerine bildi ki rolüm birinci növbede büyük kişinin yok. Bəli. İkincisi hansı obrazı yaradırsansa, sen istersen ben ürünün yarısı hemen o obrazdan dönüşür. Ve hemen de hemen o sözler benim beynimde kalır. Ve her şeyde onu söz yanında, yani o sözler benim okumayacağım. Ben düzdür, yarattığım obrazlar hamısı tamaşaçıların mühabbetini kazanır. Benim mesela bunları küçüde gidiyem de, eriyede, mesela onlara zaten sıkıntı eriyede, cemaatin çok böyle ya Murat değil, ya Celal. Ya Şirer. Ha, ona göre ben o yarattığım obrazların arasında bir fark koydum. Hamsı benim için azizdi ve sevimli. Bəli, hətta yadımda da müsahibələrinizin birində qeyd etmişsiniz ki, o obrazların, qəhrəman obrazların adlarını nəvələrimi vermişəm. Eləmi? Ben benim ailemde Murat da var, Siraj da var, Celal da var, maşallah Allah'a kömeyim. Yani var mı? Bəs ümumiyyətlə, filmə həvəsləri olanı var mı? Yəni filmə, kino sahəsinə, yaxud da teatra? Bilirsen, ben sözün aslını istemezdim. Yani ben sözüm bilirsen ki 55 yıl arzında hepsinin artık günü çok ağır bir senetti. Her insan o azap eziyete dözebilir. Yani onun ağrıları hepsinin artık. Ne gecesi var, ne gündüzü var. Özüm de maşallah bilirsen, ben böyle şeylerde bir yer değil. Yani ben istemezdim, intansı Murat'ın hevesi var. Murat'ın hevesi var. Murat, yani Vekil Harzat filmine çekildi. İkinci dereceli oluruz. Sonra ondan başka bir ömrün rengileri filmi vardı. Orada epizoda çekildi mesela. Bizi de maşallah görürsen ki bu kompüterden el çekmiş, bu aparattan el çekmiş, ses yazmağı dediği ve ürende bir arzusu var, arzusu var ki bunları Allah korusun 11. sınıf tutarır. İmtihanları bir imtihanı da. İnşallah.
Bu imkanlar tüm oyun gelin verdiği için kapatasın. Bu zorlarda bir böyle bir kolej değil, lise mi değil bilmiyorum. Şunu olan bağlı. Belli. Bilmem haberin var yok. Hiç Belli belli. profesyonel orada kurulum. Ha, edin, sağlık olsun bu imkanı tutarsın gider öğrenim böyle başka bir yere ora vermesini. Mesela ora akıratır kursuna gitsin. Yani bu çekmeyle dediği kameradan başı çıkıyor. Kompütürü çok güzel dediği sökür yığır. Yani ilişki akıratlarından lazım. Üniversitelerinden lazım. Ancak Evet. kompütür. Şahsında onun nerede varlığı var. İmkan dersinde çalışan bir şey. Bu arzunu onun için hayata geçiyor. Belli. Hatta Murat kameranıyla düzeldi ki siz benimle tanışırsınız ama böyle yüzbe yüz tanışmayacak da siz ek istikamette tanışırsınız. Yani siz beni görürsünüz. Ne bilmeden bunu necə edibsə izleyicilerimiz de bayağıdan maraqla bakır buna. Yani ne bileyim ben özüm bilirsen ki kompütürden uzak olan bir insanım. Benim o kompütürle bağlı olan bütün o ne derler o senle mesela fikre koşulmamız bunun hepsi sebep yani Murat. Murat ben o Bəli. şeye yakın bir Bəli. Ənvər müəllim, məsləhət etmirəmsə, siz ilk dəfə fəaliyyətə tanınmış rejissor və sizin də qonşunuz olan, İçəri şəhərdə yaşayan Arif Babayevin yanında asistent kimi başlamışsınız və o sizi filmə dəvət edib, o sizdə olan o çevikliyi, o sizdə olan o çılğınlığı, dəliqanlılığı görüb və sizi filmə dəvət edib. İstərdim onu danışaq, yəni necə oldu filmə gəlməyiniz, film sahəsinə? Ayrıca o bayağı ettiğim gibi ben bir iki aktör stüdyosuna dahil oldum. Ve Edirne'nin bu iş üslubu neyle kurmuştu ki? O vaktin tanımış bütün rüsumları, ressamları, operatörleri gelip bize dert ettiler. Mesela sen de onların içinde olmak şartından çok öyle bilir ki benim bir iki filmim uşağılığın son gecesi. Bu böğül filmi, böğül obrazı yani doğanlar esas bu. Ancak ondan da bak Allah rahmet eylesin Esat'tan Ateşi'ye istintak devam edildi filmi yanında sağa. Bəli. O bana davet edildi. Bizim kursdan 4-5 nefari. Bu bulvarda Jemçüz Medeyran kafe var. Bəli. Rahmetli Polat Bülbüloğlu filmin esas kahramanı obrazını yaradan Polat Polat'ım. Hemen bu restoranda Talbuzu'yla sohbet edildi. Biz de oturmuşuz sohbet edildi inşallahlarla. Türü musiki çalıp dedim ay uşağlar ne oturmuşsun? Buraya gelmişiz istirahat edilmeye. Durun, durun bir rehse dedi. Bu benim Bəli. birinci epizodum oldu. İkinci dereceli rol oldu Allah rahmet eylesin. Şamil Mahmud Bekova. O vakit Torpaq Dəniz Ot Səma filmi için. Çok Evet. Novella'dan ibaret. Haberler. Ot sahnesi yani muharebeyle başlayırdı. Allah rahmet eylesin. Eraskar İbrahimov. Sonra da 7 okulda benimle çekildi. Gazetak okulda. Biz onunla çekildik. Bu benim oldu ikinci film. Sonra hayat ele getirdi ki ben Arif İnsan Mesken Sağlık filminde bir söz kümesi vazifesinde kaldım. Aslında bu bir söz. O vakit etaplandı. Gerek kongre jüriydi, ikinci birinci derece, sonra asistan olaydı, üçüncü ikinci birinci derece, sonra jüri rejissör olurdu, ikinci birinci derece. Hemen o filmde ben böyle bir söz kümesi vazifesine başladım, işledim. Ve Arif Merlin gördüm ve çok böyle dikkatle yanaşıyor. Hareketlerini izleyip, kimle oturup durmağına fikir verir, kimle necə danışdığıma fikir verir, ne hala bilmiyor. Ancak herhalde ben biraz şöyle yaşadım ki, hazırlar seni çekeceğim, hazırlar seni çekeceğim diye bağırmak. Bu muhtemelen bu arada filmi kurtarmamış, ben hala çekeceğim. Neyse filmi tahmin verdi, dedi. Sonra bir de gördüm, üstünden 6-7 ay kesmiş. Aşık Rüstem bu filmin içinde tutuluydu, Kiraz Aleyhi'nden duruyordu. Bir de gördüm, ben çağırdılar. Arif Hanım sen görüyorsun. Geldim kabinete girdim, gördüm ki Arif Hanım bana şey değil, anladım. Ben burada değil, mesela dedim ki, hazırlar seni çekeceğim. Bak bu senaryo, bu senaryo ne? Rüştü senaryo senaryo özü yazmış. Rüştü yazmış. Sana göre yazmışım. Get hazırlar. Bir de orada o vaktar yani bilirsen ki bir obraza 20-30 sefer adam prob Bəli. ediyorlar. Bəli. Ben de o vaktar maşallah Azerbaycan'ın en güzel tanımış aktörlerden hamısı olmuştu. Beni saklamıştı ahir. Yani bu Arif Nazım'ın yüreğinde olan ahir. O senaryo bana göre yazmıştı demişti. Ben de probdan keçdim. Xoşbaxtlıqdan məni tərsil elədilər. Arif Nazimi sevindim, mən bir yox. Təsəvvür edir ki, bir neçə ay oturup sinarını yazır, mən hərəkətlərimi deyir, mən dövranışım, insanlarla münasibətim, hamısı o sinarda var. Bax, elə də başladıq Arif Nazimi ilə çalışmağa işləməyə.
Sonra Allah rahmet eylesin, Arif Nalan'dan çarşambını da Malı Kırpas'ta 29 yaşında. Burada Şirvan Kırpas'ın yanında yaşıyor. Arif Nalan'ın kirası da 9 bin işlerdi. Ben onun 5 bin günü onun yanında çalıştım. Hem aktör kimi, hem asistan kimi, kaskadör kimi kömeliydim bu insan. Bəli. Həm də Ənvər müəllim o vaxtı filmə təsdiqlənmək, o vaxtı filmə yəni təsdiq olunmaq, çəkilmək, yəni onu Azərbaycan etmirdi. Postsovet məkanında təsdiqlənməli idi aktyor və daha sonra çəkilməli idi və prob çəkilişləri olurdu. O vaxt daha çətin idi. Amma bugünkü gündə nisbətən Yani ben size bir soru hazırlayayım. Benden bir bayrağı dedim. Evvelce foto programı oldu. Bəli. Foto programından sonra bir aktör meşgilerini geçirdik. O çekilen sahne hazırlanırdı. Sonra gelince blokaya çekildiler. Blokaya çekilenden sonra yani bloka hazır olandan sonra bu sovet yüzüleri hamısı bakırdılar. Bunları. Hem fotoya hem çekilen masallara ve oradan sonra öz akıncı kararlarını çıkardı. Yani benim Bəli. vaxtımda mənim kendime gelmiş ki, mən hansısa filmi kursu çektim. Yani o vaxt öyle idi. Bu qayda qanunla reyaya kurulur. İndi yok, indi başka bir filmler değil, gerçekten. Gerçekten. Yok, o vaxt başka bir şey. Bəli. İndi məsəl üçün indi ssenari yazılır və rejissor özü nəzərdə tutur hər hansısa bir aktyoru yaxud aktrisanı ona uyğun yazır, amma bir rola o vaxtı 30 nəfər, 50 nəfər çəkilirdi və alınmırdı. Hətta filmin yarısı çəkilib, məsəl üçün Təxminə və Zaur filmində Zaur obrazına Fəxrəddin Malıxovdan əvvəl bir başqa aktor çəkilib və film çəkilib. Rasim Ocağa baxıb bəyənməyib o aktyorun oyununu və Fəxrəddin Manafovu yenidən filmə dəvət edib. Yəni o vaxt belə idi, amma indi sırf bir aktyor üçün obraz yazılır. Yəni bu düzgündürmü? Valla ne diyeyim, indiki şey, cavanlar var da cavanların dünya görüşü başladı. Yani onlar şu tamın başka üstünden işliyorlar. Mesela indiki kameralar görürsen, tıklanır, şeylerle çekilir, edilir. Bizim vaktimizde bu şey, yani profesyonel blokalar, 35 belirlerinde blokalarla blokalara çekilirdi olur. Şimdi maşallah buradan ne de olur, bazen ne diller onlardır. Reşkanı sarır oraya, koyur kameranı çekilir, buradan da ekrana bak. Yani çektiği gözün kabağındadır. Ona göre indi işlemek prosesi biraz asattı, yakışıklı. Hem de yani, vakti çok sert olmuyor. Bunu bizim vaktimizde tamam başka görmüyoruz. O vakit mesela aktörler mesela öz sənətlerini bilmek verildiler. Onları əhatə edən tərəf müqavirlərlə böyle hürmətlə izlətlən masalatmasını yedirlər. Çok təsir olmuşsunuz ki, ben bilmirəm de, ben 7 idi, 7 idi cəmi 3 dəfə çəkilmişəm. Bəli. Ancak bu 7, çəkildiği filmlere ancak ben düşünmüşəm ki, benim iş üsulumla, əgər razılaşacaksan, işliyeyi çəkilir. Ben böyle O çəkildiyiniz o filmlərdən, hansı ki bu 7 il ərzində olan filmlərdən söhbət gedir. O filmlərdə nəyi bəyənmişsiniz, nəyi bəyənməmişsiniz? Ümumiyyətlə, razı qalmışsınız mı? ve o bir filmlere bakanda yani insan birinci növbədə rejissorlar bizim yanımızda işleyen kino rejissorlar idi. Yani bilirdi ki ne var ne yok. Ahırıncı filme çeşittim. Şahımda filmi de adını da bilmiyorum. Bu koronavirüsten kabağıydı. Biraz narazıçılığım oldu. Dinleyelim. Ben keş abikte çekilmeliydim. O da sonra ben başa düştüm ki bu maliye nöqteyi nezardan getirdiler, saldılar beni hükümet evine, yani bir gün demiş otağlı evde bütün sahneleri çektiler orada. Adı dedim akı böyle çekilmeyi olmaz. Bu maçta yeri var. Yani özel varlı, imkanlı bir şahs değil. Bunun evi olmalıdır. Evin kabağında maçları saklıyor. Vidalaşır. Sonra okul maçları çıkıp gelir. Yani dinamika var. Köpek var. O şun narazıçılığımı bildirdim. Azad dedim neyi neyse. Ama o Bəli. filmden de haber yok. Bu karın ömürü son vaktimiz artık şükür. Haber yok. Ne olacak? Başka ne geleceği çekecek? Hala haber yok. Sağ Bəli. Ənvər müəllim, əslində siz haqlı olaraq narazılığınızı bildirmişsiniz. Çünki sizin kimi peşəkar və professional bir kino insanı bütün bunlardan hamısından fikir verməlidir. Və ümumiyyətlə, məsəl üçün, indi hal-hazırda filmlərin çəkilmə məkanında, yəni yadda qalmır. O vaxt filmlərin çəkilmə məkanları indinin özündə də tamaşaçılara, izləyicilərə çox maraqlıdır ki, məsəl üçün,
Uşaqlığın son gecəsi filmi bu evdə çəkilib. Amma yaxud da ki, məsələn, Qayna filmində bir çox səhnələr elə kinostudiya pavilyonunda çəkilib. Amma baxın, görün, rəssamın lozumu elə olub ki, onların hamısını ev edib. Onların hamısını tamaşaçılara maraqlı edib göstərib. Bəli. Mən sizlə 100% razıyam. Sən məndən də yaxşı bilirsən. Sən bilirsən ki, kino dinamikadır. Hərəkət olmalıdır. Yoxsa indiki filmləri görürsün ki, televiziya filmləri deyilər. Salırlar bir dənə evin içinə, bir məkanın içinə. O tamaşaçı nəyə baxacaq? Ancaq deməli orada mətn söhbəti gedir. Atanla anadır, qardaşla bacıdır, qardaşla. O kino hərəkətdir, dinamikadır. Bax bizim o evvel çektiğimiz filmler maşallah görürsen ki tamaşaçılar necə rəğbətini yapar. Mən mesela Evet. dinlersem bu keçer ve bir gün mənim telefonum dayanmıyor. Bilmem hardan mənim kalırım. Maşallah uşağının son gecesi, 7-9 istemem, gelmiş var, beraber bu kanal gösterir, son sayısı yürümüş, gösterir, son geçir, hamısı baxırdı sevindir. Yani orada birisi nezirde, kino, ben bir defa deyorsam sana demişim bunu, kino bizim milletimizin gözü. Aynası. İsteyimiz, adet edinmemiz, kulakperverliğimiz, daha önce elimize bildiğimiz o kalkanlarımız, hepsi ekran vasıtasıyla bu film üretim numaralarını kaçırdı. Uşağının son gecesi hakikaten tutuldu. Yetti oğul isterim maşallah, 138 ülke var. Arşın mallandı, uzak sahillerde de görüyor yani. Bas bizi hemen o filmin noktaya nezerini tanıyor. Ben senden yani fikrimi izah edebildim de. Ama Bəli, bəli, evet. bəli. Bak biz böyle işlemişiz. Şimdi de kim kalır? Böyle parmakla sanki 5-6 kadar bak. Arzım oldu ki indi bizden sonra gelen o senet insanları, senet kendiler, o hiç olmasa çektiğimiz okullara baksınlar. Neyse öğrensinler. Evvel mesela bir de kutlanan insanlar ki gelmedi. Yusuf Han. Gelirdi evvelce bizim yanımızda asistan çıkmıştılar. O görüp götürürdüler. O münasibətlə, anlayışla tanış olurdular. Məsələn, biz özümüz hələ hansı filmə başlayırdıqsa, o filmə yaxın olan filmləri ekranda, məsələn, Yeddi Oğul İstərəm filmi, yanımda da. Evet. Biz İlkarit Bismevkaya baxdıq, Sem Samurayev baxdıq. Yəni, baxardıq görək ki, bunlar ne istəyirdilər, nəyə qabil ola bilərlər o filmi çəkmək müxtəlifə. Düzdür, biz o filmlərdən heç nə götürmədik. Ancak güzel münasebet yok. Ne bileyim işte öyle de Allah'a kömür. Evet, o filmlerinizin çekilişinde olan o maraqlı əhvalatlar olur, o yadda kalan hadiseler. Hansı sizin yadınızda kalıp indiyene kadar yadınızdan çıkmıyor? Hansını hatırlayabilirsiniz hal-hazırda? Yeddi Oğul İstərəm'de bir gün Qobustan'da çekildi. O kabirsel sahnesi değil. Bir de atlarla biz yanındadık ki çapırdı da aktarıları. Demedi biraz bize bir yarım saatlik istirahat verdiler. O şu köpe de dedik. Bir gün gördük ki iki nefer güzellikten geldiler. Yakınlaştılar bize. Biz de yüksek şey dedi ki bizim de mesulet karşısında bu isti havalarda gelip burada şimdi. Bu iki nefer burada neyini? Dedi ay yok biz ilan tutarız. Abi neyse ilan tutarsınız? Dedi ben açtılar ilanlara döktüler yere. Biz de havamız marakla diye bakırız. Yani bunlar da danışırlar ki bu imamlar böyle değilse arkan olmak lazım diye demek. Hem şu imam gördüğün gözü böyle ne diller? Biraz böyle de ayıp bir olasa. Gözüme döndüğüm bir kağımız yanmışık böyle kurdu, almışık. Rahmetli eşi yavaş yavaş da Hamlet Hanizade'nin birden bire yaşarını pşşt ele vah vah vah. Hamlet yazığın yüreği zazı gettiğine Korkut Nazar'da bir tane haray sağlık ki geliyorlar. Ara yürüştürüp kendilerini buradan da tuttuk. Ama elçi neyle bilindi bir çekilde değildi. Yani çünkü orada böyle de gözlenemeyen eksploatlar zaten olurdu. İnternet hemen o eksploatlar biraz bizim de bilelim ki o ağırlığı, o ne diyeyim, azap eziyetimizi üstümüzden götürürdü. Sonra geri kaldırdık sahne meydan çatına baktığımız gibi. Yani başımıza böyle şeyler de yani çok var. Yani kinoda gözlerim ve hasseler eksportlar olmalı. Onsuz Evet. kilonun lezzetli olmalı. Bir de Uşaqlığın Son Gecesi filminde bizim büyük sənətkarımız Məmməd Sadıq Nuriyevlə tərəf müqabil olmuşsunuz.
Yaşar Nuri'nin atası. Ümumiyyətlə, o necə bir insan idi? Ümumiyyətlə, çəkilişlərdə necə idi? Yəni, siz ondan neler öyrənirdiniz? Çünki siz çox gənc idiniz. Bəli, həyat elə gətirmişdi ki, mən Yaşarla tanış idik, dostluq edirdik. Çox bir iki dəfə də onların evinə getmişdim, gəlmişdim, onda sadır, onlar səbət xidir yaşadılar, məktəbin yanında. Atası ilə orada tanış idim, ancaq heç anıma gələ bilməzdi ki, məsələn, mən açarsa gəlib, mən Sadıqla bir gündə çalışacağım, işləyəcəm, tərbiyyə qalan olacaq. Çok güzel, çok güzel insan idi, çok mertekli, canıcaklı, böyle taraf müdavimine karşı çok böyle yüreği açık insan idi. Arif Mellim'in de bir sen üstünlüğü ondan ibaret etti ki, yani eğer yanımıza gelirse o filmde bir neçin tane insanı filme getirdiğini çektiği birinci filmleri olmak şartıydı. Bəli, bəli. Mesela orada nenemi oynayan, nenemizi oynayan o Kübra Hanım da Yosef İlhan'ın adı, o Tüyüz'de kostümler şöbəsində çalışır. Bəli, Mən bəli. Sadıq maşallah, Allah rəhmət eləsin. O da elə, hemen o teatrın elə qabaqda, öndə gedən bir aktorlarından biri idi. Sonra Zahra oynayan oğlan vardı. O öldü, rahat etdi. Məsələn, görürsünüz, İzmir xanım, mənim o nişanımı oynayan görürsünüz. O da məsələn, filmdə təzə idi. Bax, o yeniliklər gətirdi. Her defa, her filmdə onun nəsə bir yeniliyi var. O cümlədən də aktor nöqtəyi nəzərdir. Bəli. Bəs ümumiyyətlə, bu qədər filmin içində ən çox sevdiyiniz, ən çox sizə əziz olan film hansıdır və obrazınız? Valla ben o bayağı da hala bu sualı zaman verdiğim gibi. Dedim ki yani ben kurumların, obrazlarımın arasında ben fark koymuyorum. Ona göre ki bu hamısına ben Semih Müdal'dan yaraşmışım. Üreğimden yaraşmışım. Hemen bu mehbet iki tamaşasına göre bu yüklüğüne gönder. Öğrende sevdiğim ve öz minnettarlığım bana. Bu elbette ki ben bilmem. Tamaşasıları en çok üreğimde kalan yatan değil. Uşağının son gecesi değil. Yetki olmuş sebebi. Tamaşasıları. Ayrıca o bir rollar da var. Demek ki Sinaz var, Arif var, ne bileyim Terkan var, Oktay var, ne bileyim. O çekti der ki bakın ben adım var. Başkanım ne bileyim, şey çekildi. Bəli. Və ümumiyyətlə, Ənvər müəllimə, bu kino günündə kino xadimləri, həyatda olanlara Allah can sağlığı versin, olmayanlara Allah rəhmət eləsin. Təbii ki, sizin də dostlarınız olub, kino xadimləri, həmkarlarınız dünyasını dəyişib. Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin və bu həmkarlardan, bu həyat dostlarınızdan biri də sizin ən sadiq, yəni sizə olan insan Mömnət xanım olub, Mömnət Qurbanova. Mömnət xanım sizinlə bir filmdə çəkilib hətta. Yəni, onu da siz icazə vermişsiniz ki, mən o filmdə çəkiləcəyəm və mənim də çəkilsin. Allah rəhmət eləsin Mömnət xanım və siz onu mən bilirəm ki, hər zaman yad edirsiniz və hər zaman o heç vaxt sizin yadınızdan çıxmayıb və hər zaman o xoş xatirələrdə xatırlanır. Və ümumiyyətlə, o bir həcəl kimi at çapırdı, qəhrəmanlıq göstərirdi o filmdə. Necə yəni razılıq verdiniz Mömnət xanımın filmdə çəkilməsinə? Mənim Mömnət xanım düzdür, Azərbaycan Dövlət İncə Sənət İnstitutunun aktor kino fakültəsi qalmışdı. İndiyəsə də mən dedim ki, yox da, mən əzəbəliyyətin göz qabağında idi. Özü də mənlə nişanlı olanda Dərviş Parajı partladı filmində. Həcə, Şərfinsə xanımı o idi, Şəhbəz Məhəmmə. O Mirzə Mustafa qadını Azərbaycan Dövlət İncə Sənət Müzeyində çalışır. Həyat evi gətirdi ki, Qaçaq filmini başladı. Həsən Ağa Turabovla Şeyh Əmdi. Mən də işlədiyim filmlərdə həm rejissor kimi, həm kaskadör kimi, həm aktör kimi çalışıyorum. Yəni bu təkcə mənim yox, heç bir filmlə bağlı olan kino mən çalışan insanların hamısı belədir. Bizə ona görə ləqəb qoymuşlar kino. Yəni bizim büyük quruluşçu rejissor, aktör, nəsəb olmamıza baxmayaraq bu sanmış kino. Mən də nəsə şövqə yox idi. Yəni aşıda vaxtım vardı. Mən ikinci yarısı çıxdım, gəldim evə. Bir gördüm, Əbdül mənə zəng edir. Əmər hardasın? Deyirəm, ona işlə edin də, indi çıxıb gəlmiş olur. Nə problem var? Deyir, Əmər, səhv azayın, gəl də işə bəs. Problem sənlə danışmaq istəyir. Dedim, yaxşı. Mən oturdum maşına, qayıtdım, gəldim işə. Gəldim, gördüm, problemin Əbdül oturdular.
Ya, tecrübesi oldu ne problem değil. Allah rahmet eylesin. Ben de dükkan var. Da bizim aramızda sen bizle çalışırsan sen görürsen bütün Azerbaycan'ı gezmiş değil. Ezel obrazına takmamış bu kadar. Demek şimdi ben neyim? Genelde ne diyeceksin buna? Hecer'e var mı oturdun evde? Bizden uzaklaştırdım sen koyun uçak çekiyorsun. Dedim ha buna bu. Yakşı dön. Espalamız var. 4-5 yaşında kızımız var. Ona kim bakacak? Dedim. Genelde neyce bakacak? Sen de plaşat kazasın. O da uşak da bizim yanımızda olur. At sürmeyi de özünü öğreteceksin onlar. Silah atmağı da öğreteceksin. Neyse boşuna iklime uğradılar. Boşuna uğradılar. Onlar da benim dostlarım da. Olmadılar. Allah sana ver rahmet eylesin. Şeyh Abdülhamid'in her birini bir yerde görüşürüz, bir dernek. Neyse bak böyle. Yine geldi, çekildi. Burada bir palacaydı boşuna geldi. Ancak şimdi bir taraftan gelip kalacak teskinliği tapıram ki yine onun çeşidi iki tane, üç tane filmi var. Yine herden bakan da yadımıza sarılır. O benim yadıma çıktı. Her gün biz onu yadı sarılırız. Ruhuna rahmet okuyorum. Bu başka bir dolu bulmaz. Hem ben hem benim dostlarım, beni isteyen insanlar bulmuyorum. Yine yakışıyor. Üç tane film var ki. Şimdi ekranda bakırız. Ya da sarılır, görürüz. Allah ne demiş? Allah size can sağlığı versin. Ben bilirim ki Mümnət Estağfurullah. Hanım'dan söz düşəndə biz her zaman ister verilişlerimizde, ister sujetlerimizde Mümnət Hanım'a xüsusi, ayrıca bir hissə ayırmışıq. Allah size can sağlığı versin ki siz her zaman ona sadiq olmuşsunuz ve hatta nişan üzüğünü indiye kadar parmağınızdan çıxarmırsınız. Böyle bir müsahibəniz. Bəli. Öyle değil herhalde. Çok zor. Minnettarım ki ya da saldık, hatırlarımızı danıştık, görüştük, tanıştıklarımız da. Ne diyeyim? Bizim de elimizden bu geldi. Çok zor. Minnettarım sana göre. Bu Ben de verişine göre. size minnettarım. Çok sağ olun. Ve son sualımı vereyim, Enver müəllim size. Film günüyle bağlı, ümumiyyətlə kino günüyle bağlı, ümumiyyətlə elə kinoyla bağlı en büyük isteğiniz, en büyük arzunuz nedir ki, elinizde o imkan olsa onu hayata geçirersiniz? Sözün aslını elbette ne diyeyim. Bilirsen de indi biraz durgunluk dönemi, biraz çetin vaktimizdi. Biz yettik de biraz o çetinliğiyle kinonu faaliyete getirdik. İndi gölgeye dağlar da bizde çok güzel ne diyeyim. Bakılır. Eline gelen köleye esirgenir. İndi koy göre bu karınla bir ışık varsa göre başımıza ne yapar. Allah'ın kulu. İndi evvelce neyse demek değil. Bak bu koronavirüsle bağlı 4 tane kulu başlama oluyor. Dördü damsın bağlandı, aldık böyle. O yanbardan okunmuşuz. Hiç neylemiyor. Arzumuz oldu ki bu kurban olmalı. Bu milletimiz bu katabaladan uzak olsun, kastelikten uzak olsun. Biz de yavaş yavaş bu faaliyetimize dönelim. Ne diyeyim bak. İnşallah. Müəllim, bizi izleyenler sırasında sizin de çok güzel münasibetiniz ve hürmetiniz olan bizim değerli müğallimimiz Roza Zərgərli. O her zaman sənətkarlara, kino işçilerine, tiyatr işçilerine her zaman dikkat kaygı ayırır. O da var ve Olsun. Minnettarım. Ben Roza'ya çok büyük hürmetim tehdit var. Ben selamlarımı çaktır ona tehdit olmasa. bəli. Ve bizim çok güzel sənətkarımız Aybəniz Aşımova. O da yazıb ki, değerli sənətkarımız min yaşasın. Biz onu çok sevirik. Çok sağ olsun. Minnettarım. Ben size çok sağ Bəli. olsun. Allah size can sağlığı versin. Çok sağ olun ve bir daha Sağ sizin kino gününüzü təbrik edirəm. Size yeten de çok vefalı insansız. Her zaman 2009-cu ildən bu yana mənə her zaman desteği olmuşsunuz. Her zaman öz desteğinizi esirgememişsiniz. Buna göre de size çok sağ olun diyeceğim. Teşekkürümü bildireceğim size. Çok sağ ol Elize. Minnettarım. Minnettarım kardeş. Allah işimi avandırasın. Sağ ol. Çok sağ olun, sağ olun. Sağ ol canım. Sağ ol. Sağ olun.